Tavşanın ticari hayatını değiştirecek olan Bedesten projesi zorlu geçen hazırlık çalışmalarının ardından nihayet hayata geçiyor. Sadece projesi için 8 ay mesai harcadıklarını belirten belediye başkanı Mustafa Güler, belediyemizin son dönemlerdeki en büyük yatırımlarından biri olan Bedesten'in ihalesi 26 Mayıs Cuma günü saat 15'te gerçekleştirilecek dedi. Bugün itibarıyla Tavşanlı Belediyesi yoğun günlerden birini daha yaşamakta. Yaklaşık 1,5 senedir sürekli basın yoluyla ve sanal alemde, Facebook'ta, Twitter'da paylaşımlarda bulunduğumuz Tavşanlı halkının eski tabirle iyi bildiği Uzay Çatı bölgesi ve Tağıl Pazarı bölgesinde hazırlamış olduğumuz Bedesten projesinin nihayet ihaleye çıkımı sağlandı. Kamu yararı kurumunda bugün itibariyle yayınlanmaya başlandı. 26.05 yani 26 Mayıs 2017 tarihinde inşallah ihalesini yapmak suretiyle Ramazan ayının sonuna doğru müteahhit firmanın orada inşaatını başlamasını bekliyoruz. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Süreci zorlu geçen bir çalışmaydı. Planlaması zaten yaklaşık 8 veya 9 ayı bulmuştu. Geniş bir alana sahip Tavşanlı'da ticaret merkezinin bölgeler arası dengelenmesinde hakikaten öneme sahip olacak ve bu dengeyi sağlayacak olan projelerden bir tanesi. Eski tarihi dokudaki ticaret merkezinin kaybolan işlevselliğini bu projeyle yeniden hayata geçirme ve Tavşanlı'da kira dengesini yeniden sağlama ve dükkan arzındaki çeşitliliği, rekabeti biraz daha kolaylaştırma adına Tavşanlı Belediyesi'nin yaklaşık 23.810 metrekarelik alanda yapacağı son dönemlerdeki en büyük yatırımlardan bir tanesi. 2017 senesi için hedeflediğimiz toplamdaki 56 milyonluk yatırım miktarı bu projeyle birlikte 60 milyon sınırına inşallah yaklaşacak. Şu ana kadar ihale yapmak suretiyle hedeflediğimiz 2016 projelerinde sadece Bedesten ihalesinden sonra iki tane daha ihalemiz kalıyor. Onları da nasip olursa Mayıs ayının sonunda veya Haziran ayının ilk haftalarında yapmak suretiyle 2017 çalışma programını hem altyapıda hem üst yapıda tamamlamış olacağız. Bedesten projesi toplamda 12 metre yüksekliğe sahip ama standart bir yükseklik değil. Bazı bölümlerde 8 metre, bazı bölümlerde 12 metre. Ortalama kat yüksekliği 2,5 kat olan bir bina, yani yeni bir konsept. Zemin katta 43 adet, birinci katta da toplamda işte birinci katta da 13 adet olmak üzere farklı büyüklükteki dükkanlardan oluşan bir konsept. En küçük dükkan 36 metrekare, en büyük dükkan ya da ticaret ünitesi 1000 metrekare olmak üzere bizim 56 metrekare, yani 56 adet Bedesten içerisinde ticaret merkezi, ticaret ünitesi oluşturduk. Modüler bir sistem olduğu için 36 metrekare, 72 metrekare, 144 metrekare gibi kendi içerisinde büyüyen ama 36 metrekarenin aşağısında bölünmeyen bir yapıya sahip. Dükkan adetleri fazlalaştırılabilir veya azaltılabilir bu anlamda. Bu anlamda da ihaleden sonra Tavşanlı'daki ticaret ihtiyacı, yani ticaret merkezi ihtiyacına sahip olan vatandaşlarla hem içeride hem dışarıda görüşmeler yapmak suretiyle modüler anlamda hazırlanmış olan bu projenin kendi içerisindeki niteliğine de son vermiş olacağız. Bedesten içerisinde insanlarımızın sosyal anlamda, eğlence anlamındaki ihtiyaçlarını da giderebilmek amacıyla 2 adet sinema salonu,
bir adet 5D sinema salonu, bir adet bowling salonu, bir adet çocuk oyun alanı, 3 adet de özel oturma alanına ve gezilebilir teraslara sahip olan mekanlar bulunmakta. Oraya gelen insanlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4 adet restoran, 10 adet fast food dükkanı ve 1 adet de bebek bakım odasıyla mescit ve abdesthaneler bulunmakta. Bedesten toprak altı yani zemin altı itibariyle 2 katta da ortalama 250 araca hitap edebilecek 2 katta otopark alanıyla inşallah o bölgedeki trafik yükünü de azaltacak bir özelliğe sahip olacak. Şimdi katlar arası ve otopark bağlantıları yürüyen merdivenlerle inşallah sağlanacak. Bu anlamda baktığımız zaman son derece teknolojik, güvenlik kameralarıyla aynı zamanda denetlenen bir bina konumunda olacak. Mimarisini biz Tavşanlı Belediyesi'nin web sayfasında Facebook'ta ve Twitter'da paylaştık. Osmanlı mimarisi ile Selçuklu mimarisinin karışımı bir görüntü var. İnşallah Tavşanlı halkı da şu ana kadar paylaşımlarda hoşuna giden bir proje olarak adlandırmışlardı. Yapıldığı zaman bölgeye de değer katacak olan projelerden bir tanesi olacak. Bu açıklamaları yapma gerekçemiz şu, Bedesten projesinin bulunduğu alanda bazı vatandaşlarımızın dükkanları vardı. Yaklaşık bir 70-80 senelik kullanıma sahip olan dükkanlar. Bunlarla ilgili, 14 vatandaşımızla ilgili, o bölgede Bedesten'de yer almak suretiyle kalmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Bir de hemen eski at ahırı diye tabir edilen Demirsaz'da kahvesinin bulunduğu alanda da belediye ait olan bir mülkiyetti burası. Hazineden aldığımız mülkiyetle beraber birleştirmek suretiyle orada da 5 katlı yeni bir inşaat ihalesine çıkmıştık. Onun inşaatı başlıyor. Orada da zemin katta ticaret merkezleri, üst katlarda ofisler ve 1+1 daireler olmak üzere, apart daireler olmak üzere imkanlar oluşturuldu ve Bedesten projesi alanında yer alan bazı vatandaşlar oradan yer almak suretiyle belediyeye imkan sağlamış oldular. Bu manada da anlayış gösteren toplamdaki 14 vatandaşımıza ben Tavşanlı halkı adına huzurunuzda teşekkür bir borç biliyorum. Projenin başlangıcından bu tarafa Tavşanlı Belediyesi encümeni, bizler, özellikle vatandaşlar olan diyaloglarda birebir de temas sağlayan ruhsat servisindeki sorumlu müdürümüz Ahmet Göktürk kardeşim ve imar işleri müdürümüz Mehmet Ali Bey ile birlikte konunun proje bazında ihale aşamasına kadar ki süreçte büyük emek sarf eden fen işleri müdürümüz Semih Çelik'ten kardeşim hakikaten bu projeye yoğun emek sarf eden ve bir belediye personelinin tüm özelliklerini hem vatandaş lehine hem belediye lehine kullanan, inisiyatif kullanan ve bu anlamda da kendilerini sorumlu hisseden bir yapıya büründüler. Bu arkadaşlara da Tavşanlı halkı adına bir belediye başkanı olarak hem personelim olması, hem mesai arkadaşım olması, hem kardeşim olması hasebiyle teşekkür ederim. İnşallah yeni projelerde onlarla daha büyük başarılar imza atacağız. Bu anlamda Bedesten projesi Tavşanlı'ya hayırlı olsun. 2016 yılı için hedeflediğimiz rakamlara ve hedeflediğimiz iş hacmine, iş hedeflerine de ulaşmanın mutluluğunu aynı zamanda yaşadığımı da ifade etmek istiyorum. İnşallah değişen Türkiye'nin, gelişen Türkiye'nin bir yüzü de aynı zamanda değişen Tavşanlı, gelişen Tavşan olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunarım.